Geleceğin popüler meslekler arasında gösterilen ve Isparta'da her geçen gün artan robotik kodlama atölyelerine Yalvaç ilçesinde bir yenisi daha eklendi. Yalvaç, Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu'nda öğrencilerin kullanım için hazırlanan ve Antikten Robotiğe isminin verildiği kodlama atölyesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan birbirinden ilginç kodlama örneklerinin sergi açılışı, Vali Ömer Seymenoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve daire müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Serginin kurdelası Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar tarafından kesildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu atölyeyi gezerek, öğrenciler tarafından yapılan örnek robotları ve yazılımları inceleyerek minik mucitlerden bilgi aldı. Robotik kodlama atölyesinde öğrencilerin birbirinden güzel kodlama örneklerine imza attığını belirten Vali Ömer Seymenoğlu, öğrencilere günde en az bir sayfada kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Hepsi birbirinden güzel çalışmaları öğrencilerimiz takdim etti. Ben kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tür çalışmalar başta Yalvaç ve Isparta'mız olmak üzere ülkemiz için, insanlık için hayırlı işler yapmaya vesile olabilir. Çünkü süreç teknoloji süreci. Teknolojiden uzak durmamız mümkün değil. Fırsat buldukça teknik altyapıları, teknik laboratuvarları oluşturup öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin gayretiyle çocuklarımızın bu işe yakinen ilgilenmelerine fırsat sunmamız lazım. Farkındalığı yaratmamız lazım. Çünkü yazılım önümüzdeki yıllarda bu yüzyılın en önemli konularından birisi. Çocuklarımız da bu konuda oldukça başarılı ve meraklı. Bugünkü sergide sundukları çalışmalardan bunu da gördük. Yalnız ben çocuklarımızdan şunu da istiyorum. Sadece bu tür çalışmalarla sınırlı kalmamaları lazım. Diğer taraftan okuldaki eğitimlerini de layıkıyla yerine getirebilmeleri için anne ve babalarının, büyüklerin, öğretmenlerinin söylediklerine de kulak vermeleri lazım. Ve vali amcalar için de en azından günde bir sayfa da olsa kitap okumaları lazım. Ne kadar çok okursalar ufukları o kadar genişler, o kadar daha çok şeyi merak eder ve farkındalığı yaratmaya çalışırlar. Bunu da bugün zaten gördük. O yüzden benim tavsiyem ne olur? En azından günde bir sayfa da olsa meraklı oldukları alanda bir şeyler okumaları. Ben tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Emeğe geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve okul yöneticilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Vali Seymenoğlu okul çıkışı nöbetçi öğrenciyle de bir süre sohbet ederek okulun ziyaretçi kayıt defterini imzaladı.